24 ekranlarından günaydın. Ben Elif Akkayıktar. Analiz Sentez'de karşınızdayız. Analiz Sentez'de gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları konuklarımızla değerlendiriyor olacağız. Önce Ankara gündemi diyeceğiz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizleri bekliyor. Günaydın, kolaylıklar diliyoruz Mustafa Daş'tan. Günaydın Elif Akkayıktar. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pistinin açılış törenindeydi. Önemli açıklamaları da vardı. Terörle mücadele mesajı verdi. Oyunu da, failini de biliyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başka hangi başlıklar vardı? Şimdi Cuma gününden beri aslına bakarsanız tüm yurdun en önemli gündem başlığı terörle mücadele. 12 şehidimizin arkasından bildiğiniz gibi Milli Savunma Bakanlığı bölgede harekatlara başlatılmıştı. Hava harekatları şu an için sürdürülüyor. Diyarbakır 8. Anajet üssünden gece boyunca yine hareketlilik devam etti. Kalkan F-16'lar bölgedeki Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurmaya devam ettiler ki gün içerisinde de Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu harekatlara ilişkin son dakika bilgilerin gelmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeki en önemli başlık yine terörle mücadeleydi. Özellikle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar harekatların devam edeceğini ve mücadelenin asla durmayacağını belirtti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir ifadelerini kullandı mesajı içerisinde. Yani aslına bakarsanız 2002 yılından beri bugüne kadar terörle mücadele yolunda atılan adımlar ve 15 Temmuz ihanet girişiminin ardından da yapılan harekatlar önemine bir kez daha değinmiş olduğu konuşması içerisinde. 85 milyonun kardeşliğine kastedilmesine, aramıza nifak sokulmasına kesinlikle izin vermeyiz ifadelerini kullandı Erdoğan. Terörle yürüyenlere meydanı asla bırakmayız mesajıyla da ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı Özgür Özel'i hedefine koydu Erdoğan. Ayrıca dün akşam Mehmet Akif Ersoy'a anma programında da konuşmuştu. Meclisteki ortak bildiriye biliyorsunuz daha öncesinde 4 parti imza atmış ancak o bildiride CHP ve DEM Parti yani HDP imza atmamıştı. Bu noktada Erdoğan siyasi rekabetin yeri gelince birleşmeye engel teşkil etmediğini gördük. Bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları da ciddiye almıyoruz dedi. Daha öncesinde gün içerisinde yaşananları şöyle hatırlayacak olursak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bütçe görüşmeleri sırasında milletvekilleri kürsüye gelirken sıra CHP ve DEM Partili milletvekillerine geldiğinde genel kurulu bütçe görüşmelerini terk etmişti. Gazeteciler çıkışta meclis koridorlarında Devlet Bahçeli'ye sordular. Dinlemeyecek misiniz dediler. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum ifadelerini kullanmış. Ve CHP ile DEM Parti'nin ortak bildiri, teröre karşı ortak bildiriye karşı sergilediği tutuma tepki göstermişti ki buna nazaran da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paralel bir tepki gösterdi diyebiliriz. Asla bunları unutmayacağız. Terörle yürüyenlere meydanı asla bırakmayız ifadelerini kullanmış oldu Erdoğan. Evet, şimdi 12 şehitimizin ardından aslında terörle mücadele hız kesmeden devam ediyordu ama 12 şehidimizin evet. Ardından da bu hain saldırı sonrası F-16'lar hafta sonunda peş peş havalandı. Yüreğimize bir nebze su serpen bu peş peşe havalanan F-16'ların sonuçlarını da bence söyleyelim. Tabii ki acımızı dindirmez ama yüreklere de elbette acılı ailelerin yüreğine de milletimizin yüreğine de su serpiyor. Şimdi hafta sonundan bugüne kadar gerçekleştirilen harekatlarda biliyorsunuz ilk olarak Cuma günü aslına bakarsanız F-16'lar havalanmıştı ve Irak'ın kuzeyindeki ve aynı zamanda Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri vurulmaya başlanmıştı. Bu noktada Milli Savunma Bakanlığı peyderpey sürekli olarak etkisiz hale getirilen terörist sayılarını açıkladı. Dün itibariyle sayı 56'ya yükselmişti Elif Akkayıkutar ama aynı zamanda şunu da aslına bakarsanız anlatmakta fayda var. Şimdi bu düzenlenen harekatların hepsi birer hava harekatı. Yani F-16'lar orada daha öncesinde insansız hava araçları ve sahadaki Mehmetçik tarafından belirlenen terör hedeflerini direkt nokta atışlar gerçekleştiriyorlar ve oradaki mağaralar, inler, sığınaklar tamamen yerle bir ediliyor. Sahadaki etkisiz hale getirilen terörist sayısı da bu hava harekatı sırasında yine etkilenen teröristler aslına bakarsanız hava harekatlarından. Şu an için sadece o etkilenenlerin sayısı belli. Oradaki dışarıda bulunan leşlerin aslına bakarsanız sayısı belli. Ama
içeride, mağaralarda, inlerde, o PKK yuvalarında, vurulan PKK yuvalarında kaç tane terörist olduğu önümüzdeki günlerde biraz daha netleşecek ve Milli Savunma Bakanlığı son olarak toplamda 56 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşmıştı. Ancak biz bu rakamın çok daha fazla olabileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü hava harekatlarında genel itibariyle terör hedefini vuruyorsunuz. O sırada içeride kaç tane terörist olduğu tam olarak belli olamayabiliyor. Çünkü bir mağara ağı var o bölgede. O mağara ağlarında, o inlerin arasındaki geçişlerdeki yine öldürülen de teröristler var bu yapılan hava harekatlarıyla beraber. Şu anda sayı 56. Önümüzdeki günlerde, özellikle Perşembe günü, biliyorsunuz her hafta Milli Savunma Bakanlığı bir haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirir. Ve bu haftalık bilgilendirme toplantısı içerisinde de o hafta etkisiz hale getirilen terörist sayılarını açıklar. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz hafta boyunca, yani Cuma gününe kadar, biliyorsunuz son toplantı Perşembe günü yapılmıştı. Muhabirimiz Armağan Canbaz takip etmişti toplantıyı. Ve yanlış hatırlamıyorsam bir hafta içerisinde 46 terörist etkisiz hale getirilmişti. Neden bunu söyledim? Sadece Cuma'dan bugüne kadar, yani bugün Salı, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günlerinin şu an için 3 günün rakamı elimizde, 56 terörist etkisiz hale getirildi. Yani bir haftada yapılan operasyondan çok daha fazla hava harekatıyla orada teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyebiliriz. Sadece belirlenen leş sayısı bu. Yani önümüzdeki süreçte orada terör inleri tamamen vurulduktan sonra tabii ki saha çalışmaları başlatılacak ve o saha çalışmalarıyla beraber etkisiz hale getirilen terörist sayısı çok daha net bir şekilde ortaya konacak. Bir kez daha söyleyelim. Gece boyunca da Diyarbakır 8. Anajet üssünden F-16'lar havalanmaya devam ettiler. O F-16'ların da hedefinde yine İran kuzeyindeki terör hedefleri vardı Elif Akkaya Kuçar. Evet, sizin de söylediğiniz gibi son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece yıl içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 2120'ye ulaştı. Evet. Şimdi evet. Elif beni düzeltmiş, editörümüz Elif, 45 terörist. Ben 46 demiştim galiba. Evet. Sağ olsun hemen oradan müdahale etmiş. 45 terörist bir haftada etkisiz hale getirmiş. Şu anda 3 günde 56 terörist. Evet. Evet. Bir yüreklere su serpecek haber de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi, Mustafa Daş'tan. Şu an hastanede olan askerlerimizin sağlık durumunun aralarında ağır olanının olmadığını, yoğun bakımda tedavi gören olmadığını söyleyerek yüreğimize su serpti. Belki onun ayrıntılarını da sizden alırsak daha da rahatlarız. Tabii şimdi 12 askerimiz, 12 Mehmetçiğimiz vatan toprağına emanet edildi, şehit düştüler. Diğer taraftan da bu hain saldırılarda yaralanan askerlerimiz vardı. Tabii bir taraftan da aklımız, yüreğimiz onlarla birlikteydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla beraber Pençekirt Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 15 askerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve yoğun bakıma tedavi gören askerin bulunmadığını açıkladı. Bu bir nebze olsun aslına bakarsanız yüreğimiz ferahlattı. Şu an için sağlık durumları iyi. Tedavileri yine bulundukları hastanelerde doktorlar tarafından gerçekleştiriliyor ve yakın zamanda da artık taburcu olmaları bekleniyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı Koca. Terör örgütleriyle yaşanan çatışmalarda yaralanan uçak ambulansına Ankara'ya getirilip Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 6 askeri de ziyaret ettiğini belirtti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Şu an için o hain saldırılarda yaralı olan Mehmetçiğimizin durumları gayet iyi. Yoğun bakım herhangi bir şekilde bir askerimiz kalmadı. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 6 askerimiz var. Yine çevre hastanelerde o saldırının gerçekleştiği bölgeye yakın olan hastanelere intikal ettirilen yine askerlerimiz var. O askerlerimizin de tedavileri bulundukları bölgelerde devam ediyor Elif Akkaya Kutar. Evet, şimdi 2023 yılının son kabine toplantısı bu hafta yapılacak. Henüz gününü bilmiyoruz. Belki sizde bilgisi varsa onu da almak isteriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında olacak. Hangi konular olacak masada yılın son kabine toplantısında?
Bu hafta biliyorsunuz çok fazla aslına bakarsanız Erdoğan'ın programıyla alakalı iddialar ortaya atılmıştı. Şimdi o iddialar hafta başı itibariyle artık netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta grup toplantısı yapmayacak. Grup toplantısı yerine kabine toplantısına başkanlık edecek. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine üyeleriyle bir araya gelmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda tabii ki en önemli gündem maddesi terörle mücadele olacak. Gerek Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gerekse de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya devam eden operasyonlara ilişkin son bilgileri paylaşacaklar. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hafta sonu itibariyle biliyorsunuz sınır bölgesine gitmiş. Orada birlikleri ziyaret etmiş ve harekatı, gerçekleştirilen hava harekatını komuta merkezinden ambiyan takip ederek son talimatları vermiş. Bizzat yönetmişti harekatı. Bu noktada Yaşar Güler'in sahadaki son durum ve önümüzdeki süre zarfı içerisinde planlanacak yeni harekatlara ilişkinde kabine üyelerine paylaşımda bulunmasını bekliyoruz. Tabii sadece sınır ötesi terörle mücadele değil, aynı zamanda yurt içerisindeki terörle mücadele de ne kadar önemli, bunu da geçtiğimiz süre zarfı içerisinde öğrenmiştik. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya o terör örgütü PKK'nın hain terör örgütünün yurt içerisindeki şehir yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonları ve aynı zamanda da yine yurt içerisinde dağ kadrosunda kış yapılanmasına yönelik operasyonlara ilişkin son bilgileri paylaşacak. Şimdi her yıl Ekim ayı itibariyle kış yapılanmasına yönelik operasyonlar başlıyor. Ve bu operasyonlar Nisan ayına kadar devam eder. Bu önümüzdeki süre zarfı içerisinde 2024 yılında planlanan operasyonların da yine detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşacak. 2023 yılında da planlanan, hedeflenen bir operasyon sayısı vardı. Etkisiz hale getirilmesi beklenen bir terörist sayısı vardı. Bu hedeflere ilişkin de yine Yerlikaya'nın kabine üyeleriyle bir paylaşımda bulunmasını bekliyoruz ki daha öncesinde İçişleri Milli Savunma Bakanlığı biliyorsunuz yılın değerlendirmesini gerçekleştirmişti yaklaşık 2 hafta öncesinde. İçişleri Bakanlığı'nın da yine buna benzer bir toplantıyla önümüzdeki süre zarfı içerisinde 2024 yılında planlanan operasyonlara ilişkin kamuoyuna da bilgi vermesi bekleniyor. Tabii ki kabine toplantısında sadece terörle mücadele değil, diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek. Geçtiğimiz hafta içerisinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan pek çok mevkidaşıyla görüşmeler gerçekleştirmişti. Gerek Gazze'de yaşanan insanlık dramı gerekse de Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin biliyorsunuz mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti. Bu yürütülen telefon diplomasisinin ve yaptığı bizzat görüşmelerin detaylarını kabine üyeleriyle paylaşacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine sağlık endüstrisindeki son durumu aslına bakarsanız masaya yatıracak. Bu son 2-3 ay içerisinde bazı salgın iddiaları ortaya atılmıştı. Şimdi biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'un yeni bir omikronun alt varyantının çıktığına dair bazı bilgiler paylaşmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gerek Türkiye'ye getirilen Gazze'li kanser hastalarına ilişkin son durumu gerekse de Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı paylaşımlara ilişkin Türkiye'nin aldığı tedbirlere dair de bilgileri kabine üyeleri ve Erdoğan'la paylaşacak. Ekonomi ayağında ise gözler iki bakana çevrilecek. Bunlardan bir tanesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, diğeri ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomideki son durum 2023 projeksiyonu ve 2024 4'teki hedeflere ilişkin aslına bakarsanız detayları paylaşacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da 2023 yılı içerisinde göreve geldiği süre zarfında yaptığı icraatlere ilişkin detaylı sunumlar gerçekleştirirken fahiş fiyatla mücadele konusunda da önümüzdeki süre zarfı içerisinde sektör sektör hangi adımların atılabileceğine dair bilgileri yine o sunumda kabine toplantısında aktaracak Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Tabii gün içerisinde yine o gün zarfında yani kabine toplantısının gerçekleştirileceği süre zarfına bakarsak tüm bu başlıklar ve çok daha fazlası aslında bakarsanız masada olacak ve bunun detaylarını da yılın son kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçerek kamuoyuyla paylaşacak. Evet, dün de konuşmuştuk aslında, belki kısaca üstünden geçebiliriz. Bütçe maratonu sona erdi. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi ve 2022 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifi ayrı ayrı oylandı. Hem onun sonuçlarını alalım sizden, evet, hem de artık bütçe maratonunun sona ermesiyle yılın son grup toplantılarını da siyasi partilerde takip ediyor olacağız değil mi bu hafta? Tabii ki az önceki kabine başlığına bir parantez açalım. Asgari ücret konusu.
biliyorsunuz milyonları ilgilendiriyor. Pek çok kişi şu anda asgari ücrete çevirdi gözünü. Kabine toplantısına kadar eğer ki bu konu netleşmezse, ki bugün itibariyle bir toplantı yapılıp yapılmayacağı hala net değil. Kabine toplantısında asgari ücret konusu da yine önemli gündem başlıklarından bir tanesi olacak. Bütçeye bakalım. Şimdi 15 günlük bütçe maratonunda artık sona gelindi. Bütçe teklifi kabul edildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe mesaisini sonlandırdı. Yılın son aslına bakarsanız bir toparlaması mahiyetinde olan bu bütçe görüşmelerinde genel itibariyle biz daha gergin bütçe görüşmelerine alışkınızdır. Ancak bu yıl daha sakin geçtiğini söyleyebiliriz bütçe maratonunun. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifiyle 2022 yılı Merkezi Yönetim Kesim Hesap Kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Siyasi partilerin grup başkan vekilleri de bu görüşmeler içerisinde söz aldılar. Aynı zamanda milletvekilleri yine kürsüye gelerek konuştular. Baktığımızda görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifiyle 2022 yılı Kesin Hesap Kesim Kanunu ayrı ayrı oylandı ve kabul edildi. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin oylamasında 566 oy kullanıldı. Teklif 317 kabul, 249 ret oyuyla genel kuruldan geçti. Şimdi bundan sonraki süreçte bu hafta içerisinde artık genel kurul normal mesaisine dönecek. Biliyorsunuz bütçe maratonu boyunca siyasi partilerin grup toplantıları yapılmamıştı. Ancak bu hafta grup toplantıları başlıyor. Hatta yaklaşık şöyle baktığımızda 1,5 saat sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yine ilk grup toplantısını gerçekleştirecek. Devlet Bahçeli'nin terörle mücadele gündem başlığı altında diğer konulara dair de önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Devlet Bahçeli'nin ardından saatler 13.30'u gösterdiğinde bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıkacak ve Özgür Özel de yine grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek. Yarın için ise çarşamba günü biliyorsunuz İyi Parti'nin günü. İyi Parti'de grup toplantısı gerçekleştirilecek. Meral Akşener partisindeki istifalara ilişkin hangi yorumları yapacak? Bu 15 günlük süre zarfı içerisinde çeşitli illerde biliyorsunuz toplantılara katılmış, açıklamalar yapmıştı. Bu kez mesajlarını mecliste grup kürsüsünden verecek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Saadet Partisi'nin durumu şu an için bir soru işareti. Saadet Partisi'nde biliyorsunuz Hasan Bitmez, milletvekili Hasan Bitmez genel kurulda bütçe görüşmeleri sırasında fenalaşmış. Daha sonrasında da ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Ancak Hasan Bitmez'in vefatının ardından Saadet grubunda milletvekili sayısı yeterli, grup oluşturmaya yeterli vekil sayısından altına düştüğü için acaba grup kurulmayacak mı, grup dağılacak mı soru işaretleri vardı akıllarda. CHP'den bir transfer gelmişti. Grupta özellikle bütçe görüşmelerinde Saadet Partisi'nin söz alabilmesi için. Şimdi bütçe maratonu bitti. O milletvekilinin durumuna ilişkin hala bir soru işareti var. Yani CHP'den geçen milletvekili Saadet grubunda kalacak mı, kalmayacak mı? Eğer ki zaten devam ediyorsa şu an için Saadet Partisi'ne grup toplantısını yapmasını bekliyoruz. Yarın itibariyle ancak önümüzdeki süre zarfı içerisinde eğer ki CHP vekili tekrar kendi partisine dönerse Saadet grubunun dağılması durumu söz konusu olabilir. Bilir ki Saadet grubu grup olma özelliğini kaybettiğinde komisyonlara kadar aslına bakarsanız gerek meclisteki başkan vekillik divanı gerekse de meclisteki diğer çalışma komisyonlarına ilişkin pek çok üye sayısında değişikliğe gidilecek. Önümüzdeki süreçte ilk olarak meclisin genel kuruluna AK Parti'nin torba teklifi vardı. Bu emekliye, çalışan emekliye 5.000 liralık ikramiyenin ödenmesine ilişkin bir torba teklif içerisinde düzenleme konmuştu biliyorsunuz. O düzenlemenin genel kurula ivedilikle gelmesini bekliyoruz. Bugün ve yarın itibariyle artık bu konunun netleşmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşması bekleniyor. Diğer taraftan da artık ay sonu gelmeden de çalışan emeklilere bu 5.000 liralık ikramiye ödenecek. Daha sonrasında da zaten meclis kendi gündemindeki maddeleri bitirdikten sonra 2 haftalık bir tatile girecek. Elif Akkaya-Kutar. Evet, Mehmetçi'ye yönelik gerçekleşen hain saldırı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teröre karşı ortak bir bildiri hazırlanmıştı. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi de imza atmıştı bu bildiriye. CHP ve DEM Parti bildiriye imza atmadı. CHP ayrı bir bildiri yayınladı. Tepkiler çok fazla, hatta parti içinden de var. Az önce değinmiştiniz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de
MHP'li milletvekillerle beraber DEM Partisi sözcüleri kürsüye çıktığında salondan ayrılmıştı. Aynı zamanda CHP'yi de takip etmeyeceğini, arkadaşlarının da takip etmeyeceklerini dile getirmişti diye söylemiştiniz. Buna dair tepkilerle ilgili de CHP'ye tepkiler büyüyor mu? Parti içinde nasıl bir yaklaşım var? Bununla bitirelim. Şimdi parti içerisindeki bir hoşnutsuzluk var tabii ki. Yani bu hoşnutsuzluğun sebebi de aslına bakarsanız Özgür Özel zamanından çok daha öncesine kadar da dayanıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu döneminde başlayan bir hoşnutsuzluktu bu. Şimdi parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yekpare bir tutum sergilediğini söyleyemeyiz. Şu anki siyasi duruşuyla alakalı. Nedir şu anki siyasi duruşu? İşte şehit cenazesinden çıkıp DEM Parti ile görüşmeye giden bir genel başkanları var, Özgür Özel. Şimdi bu noktada Özgür Özel istediği kadar bu konuyu aklamaya ya da bu konuyu daha düzgün bir şekilde açıklamaya çalışsın. Bunun izahı olmaz. Özellikle böyle bir durumda, böyle bir ortamda izahı olmaz. Hatta konuştukça daha da kötüye gidilir bu noktada. Ama şunu biliyoruz, CHP içerisinde tabanda bazı isimlerin DEM Parti ile bu kadar çok görüşülmesinin, daha öncesinde HDP ile görüşülmesinin, seçimlerde DEM Parti ve HDP'nin desteğinin istenmesinden rahatsızlık duyan isimler de var. Bu rahatsızlık duyan isimler de önümüzdeki süre zarfı içerisinde CHP'de başka bir dip dalga oluşturabilir ifadeleri kullanılıyor CHP kulislerinde. Ve yeni bir genel başkandan bahsediyoruz. Özgür Özel daha şurada seçileli 3 ay olmuş, 2 ay olmuş. Hemen ona karşı parti içi bir muhalefet başladığında Özgür Özel önümüzdeki günlerde farklı mücadeleler verebilir Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Tabii bu da ama yani şunu da söylemekte fayda var. Bugüne kadar aynı tepkiler, aynı eleştiriler Kemal Kılıçdaroğlu'na da yöneltilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yöneltilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin tutumunda herhangi bir şekilde bir değişiklik olmamıştı. Yani parti içerisinde ne kadar eleştirilse de, ne kadar hoşnutsuzluk olsa da, ki bunların sayısı şu anda az, onu da söyleyelim. Bu noktada CHP'nin önümüzdeki günlerdeki tutumunda herhangi bir şekilde bir değişikliğe gidilmeyecek. Yani CHP yerel seçimler konusunda, evet, DEM Parti ile temasını sürdürecek. Dün itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aslına bakarsanız söylemişti. Biz de yayınlarımızda pek çok kez bu konuya işaret ettik. Bir oy için bütün bunları yapmaya değer mi? Aslına bakarsanız temeldeki soru bu. Yani çok basit bir soru. Herkesin anlayabileceği bir soru. Ve hepimizin sorması gerektiği soru da bu. Yani bir oy için bütün bunları yapmaya değer mi? Siyaset böyle bir şey mi? Gerçekten bunun oturulup bir konuşulması, bir düşünülmesi lazım. Vatan olduğu zaman, söz konusu vatan olduğu zaman, evet, siyaset vatanın üzerinde mi tutuluyor diye de insanın aklına bazı soru işareti geliyor. Eğer ki vatanın üzerinde tutuluyorsa böyle siyaset de olmaz olsun. Evet, bu çünkü sizin de belirttiğiniz gibi siyaset üstü, partiler üstü bir konu. Herkesin ortak fikrinin olacağı nadir konulardan biri diyelim. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Analiz Sentez'de kısacık bir ara. Analiz Sentez devam ediyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda bizimle beraber. Mustafa Bey, günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Ve siyaset bilimci doçent doktor Ali Fuat Gökçe. Hocam günaydın. Hoş geldiniz Analiz Sentez'e. Günaydın Elif Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Mustafa Bey günaydın. Günaydın hocam. Dün akşam dinledim sizi biraz. Evet, ben de izledim, evet, hocam. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet. Dün ekibi ne yazık ki başlamayı, her ne kadar böyle sesimiz titreyerek de konuşsak, işte Mehmetçiğe yönelik yapılan, gerçekleştirilen hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu da biliyoruz, failini de biliyoruz ifadelerini kullandı dün. Hı hı. Hatta yayında yapmıştık, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada bulunmasıyla gerçekleşti. Ne dersiniz, terörle bizi yıldıramazsınız, o planların raf ömrü tükendi ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı, evet, Erdoğan. Dün hatırlatmıştım, bugün tekrar onunla başlayayım. Bu İsrail'in Gazze'ye yönelik
Filistinlileri soykırıma uğratma girişimi üzerine Türkiye Arap dünyasını ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı bir araya getirdi. Ve oradan çok, eğer uygulanırsa, takip edilirse ciddi bir bildiri çıktı. Ve Türkiye'de bunun takipçisi olacağını sözünü verdi. Şimdi o takip ilk aşamada BMGK üyesi ülkeleri İİT'nin görevlendirdiği 6 Dışişleri Bakanı'nın ziyaretiyle başladı. Ve belgelendirme, soykırımı belgelendirme çalışması yürütüyor. Bütün haberler, bütün değerlendirmeler, sosyal medya hesapları, yalanlar, gerçekler, bunların hepsi çıkartılıyor. Bu konuda o birim ve onun altındaki mekanizma çalışıyor ayrı, ama Türkiye Anadolu Ajansı'nın bölgedeki temsilcileri üzerinden, ki şehit de verdi Anadolu Ajansı, muhabirleri üzerinden çektiği fotoğraflarla, aldığı görüntülerle, elde ettiği bilgilerle bir kanıtlar silsilesi hazırlıyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Devlet, düzeltiyorum, İsrail örgütlerinin, İsrail'in soykırım aygıtlarının ürettiği yalan haberleri ortaya çıkarıp gerçeklerini bütün dünyayla paylaşıyor. Ve bunların her biri daha sonraki uluslararası cezalandırma için kanıtlar oluşturuyor. Şimdi ve Türkiye'nin tepkisi dünyanın diğer ülkelerinin tepkisinden çok daha kıymetli bir hale geldi. Bunu da zaten son olaylardan biliyoruz. Devamı, Türkiye mazlumları koruma kıtan söz ederken artık bir Libya örneğini verebiliyor. Bir Karabağ örneğini verebiliyor. İşgal altındaki toprakların kurtarılması açısından. Bu aynı zamanda güç kullanımını da devreye sokan, akla getiren, denkleme sokan bir politika. Şimdi böyle baktığımız zaman hedefin Türkiye olması kaçınılmaz. Aman efendim, hedef olmayalım, ne başımız ağrısın, ne aşımıza mani olunsun dediğinizde yarın başınızın ağrıdığını bile anlamadan hesabınızı görürler. Öyle bir dünya yok. Bakın bugün bir gazetede gördüm, ayrıntılarıyla ilgileneceğim çünkü hafife almamak lazım. Sırbistan'da bir kalkışma önlenmiş. Şimdi dünyada hoşlarına gitmeyenleri ortadan kaldıran bir mekanizma var. Biz 2013'te Gezi çıkış kalkışmasıyla bunu gördük. 17-25 Aralık'ta gördük, 15 Temmuz'da gördük. Daha öncesinde, ne bileyim, 7 Haziran'da gördük. Türkiye'nin daha önce yaşadığı darbelerde gördük. O 28 Şubat dahil. Şimdi buralarda hoşuna gitmeyeni ortadan kaldırma veya değiştirme girişimleri, dünyanın çivisini yerinden çıkartan girişimler bunlar. Gürcistan'da, Ukrayna'da turuncu devrim girişimleri. Oralarda Rusya'yı kışkırtma hamleleri. Rusya'nın ilhakı, ilhaka tepki, tepkiye tepki. Bu sefer işte NATO'nun devreye sokulması. Bakın, küçük aparatlarla yapılamayan işler için artık büyük mekanizmalar kullanılmaya başlanıyor. Ondan sonra Ukrayna'nın işgali. Şimdi bütün bunlar dünyanın çivisinin çıktığını gösteriyor. Arkasından Avrupa'daki kriz, enerji krizi. Daha önce Libya'dan dolayı Türkiye'nin üzerine saldırttırılan ülkeler ve kullanılan mekanizmalar. Türkiye bunların tamamını püskürttü. Ve Ukrayna'da da arabulucu rolü üstlendi. Bakın, bir işten bu kadar kolay sıyrılamazsınız başkalarının gözünde. Sıyrılarak, sıyrıldığınız her şeyden güç kazanıyorsunuz çünkü. Ve nereden sizin ayağınıza ne dolanacak? Yunanistan dolandı bir süre ayağımıza. Fransa dolandı, Almanya dolandı. Şimdi sıra tekrar eski mekanizmaya, PKK terör örgütüne geldi. Ve Cumhurbaşkanı 6 Aralık'ta bu PKK terör örgütünü canlandırmaya, yeniden palazlandırmaya çalışanlar var dedi.
biz bunun farkındayız dedi. Çok kısa bir tarih yani. E şimdi tabii ki. Yakın bir tarih. Tabii ki. Neden? Çünkü bütün bunları yaptığınızda birilerinin üstünüze geleceğini, sizi bulabildikleri en can atıcı, acıtıcı yerinizden vurabileceklerini hesaplarsınız. Bu öngörüdür yani. İyi ve doğru bir öngörüdür. Buna dair de tedbirler alındı. Şimdi bu dağlarda Türkiye'nin sınır ötesinde belki Suriye dahil yüzün üzerinde yerde böyle işte kendi sınırları içerisindeki gibi karakolları ve üst bölgeleri var. Irak'ta belki 40'ın üzerinde, 50'nin üzerinde böyle bölge var. Kimi büyük, kimi ufak. Operasyonlarda bunların sayısı artıyor, yerleri değişiyor. Seyyarlar çünkü. Ve buralardan bir tanesinde bir saldırı meydana geldi. Allah onlara bizi onlara layık edecek, bize de onlara layık bir hayat sürmemizi ya da eylem içinde olmamızı nasip etsin. Şehitlerimiz var. Şimdi ve bunun üzerinden vay efendim nasıl şehit verdik, nasıl askerlerimizi niye koruyamadık? Ya asker bizi korumak için var zaten. Askerin teçhizatı, yönetimi, sevk ve idaresi doğru yapıldıysa zaten asker bizi korumak için canını tehlikeye atıyor. Askerimizin canını niye tehlikeye attık? Bakın, yaptığı paylaşımlar. Saldırgan değilseniz eğer bir yerde, saldırgan değilseniz milli birliğiniz bunu sorgulamayı gerektirmez. Saldırgan değilseniz. Bırakın İsrail askerleri bunu tartışsın. Bizi neden sivillerin üzerine gönderiyorsunuz? Bırakın onlar onu tartışsın. Biz kendi güvenliğimizi sağlamaya çalışıyoruz. Tarih boyunca da bu böyle oldu. Bakın fetih bile fetvası vardır. Fetih. Neresi fethedilebilir, neresi edilemez. Bir ülke barış içinde yönetiliyorsa, halkı yönetiminde memnunsa oraya fetih için sefer düzenleyemezsiniz. Haramdır yani. Şimdi yani biz böyle bakıyoruz, Osmanlı güçlendi, kafası bozuldu, oraya daldı, şurayı çok beğendi, oraya gitti filan. Öyle bir şey yok. İslam'ı yayma adına bile siz şeye gidemez, orduyla barış içindeki bir yere ordunuzu süremezsiniz. Başka türlü ulaşırsınız oraya, problem yok. Ama ordunuzu süremezsiniz. Şimdi biz Suriye ve Irak'a girdik. Ne oldu iki tarafta da? İki tarafta da Türk askerinin Mehmetçi'nin bulunduğu veya kontrol altına aldığı bölgede insanlar huzur içinde yaşıyor. Hastaneleri var, okulları var, tarlalarına gidebiliyorlar, ürettikleri ürünü satabiliyorlar, bir köyden diğerine güven içinde gidip gelebiliyorlar. Tarlalarında, meralarında mayınlar yok. Çocukları mayına basıp ölmüyorlar, şehit olmuyorlar. Demek ki ne için oradasınız? Çok açık net bir kanıtı var değil mi? Bu kadar basit. Türkiye'de çukur terörü oldu. Bir tane sivilin burnu kanamadı. Nereden biliyorsun böyle olduğunu? Bakın ben önce bir niyete, sonra da gidilen yola bakarım. Şimdi hocam beni daha iyi anlayacaktır emekli bir asker olarak. Ama bir örgüt, bakın iki tane ifade söyleyeceğim size, iki tane iş söyleyeceğim size. Bir örgüt Suriye'de, ben yapmadım bu röportajı, yabancı yayın organları yaptı. PKK'lılar sivillerin arasına karışıyorlar. Bunu da söylüyorlar. Muhataplarına diyorlar ki niye sivilleri giriyorsunuz, nasıl güveniyorsunuz sivil olduğunuzda size, sizin anlaşılmayacağınızı, diyor ki Türk askeri sivillere zarar vermiyor. Çünkü bu sizin göğsünüzde kocaman bir şeref madalyası. İkinci şeref madalyasını söyleyeyim. PKK terör örgütü Güneydoğu'da Çukur terörünü başlattığında sokakların üzerini battaniyelerle, çarşaflarla kapattı. Evet. Bu da ikinci şeref madalyasıdır. Neden? Çünkü Türk ordusu o battaniyenin altını görmeden sivillere zarar veririm diye orayı bombalamıyor. Havadan kimse kalmamış. Sesleniliyor. İnsanlar var, siviller varsa çıksın bak buraya ateşe tutacağız diyor. Kimse çıkmıyor. Ama gelin diyor ki ne olur ne olmaz belki birileri vardır. Neden? Çünkü üstü perdeyle kapatılmış. PKK da muhtemelen kimsenin olmadığı yeri bile perdeyle kapatıp altında işini istediği gibi yapabiliyor. Bakın buna göz yumuluyor. Neden? Ola ki bir sivil vardır. Neden? Çünkü üstü perdeyle kapatılmış.
Şimdi bakın bu işi yapan ordunun onun dışında görmediğim alanlarda neler yaptığını ben asla bir daha sorgulamam. Vatanseverlik doğrudan Mehmetçik söz konusu olduğunda sorgulamamayı gerektirir. Ya da sorgulamanın gerekli mekanizmalar üzerinden yapılmasını gerektirir. Evet. Hele böyle bir örnek varsa, bu ya da bunun bin tane sayarsınız, bu iki tane bariz. Şimdi bunu sorgulayamazsınız. Bunu sorgulayanın vatansever, kendine vatansever demeye hakkı kalmaz. Evet. Geldiğimiz nokta da budur. O yüzden başımıza gelecekleri, karşı karşıya olduğumuz tehditleri elbette biliyoruz. O zaman nereye gidiyoruz? Efendim tamam, bizim şey dedi, Hakkari'de de daha PKK'lılar saldırıyor. Orada da asker bulunması. Çekilelim o zaman, çok güzel. Her yerden çekilelim. Başkaları da Türkiye'ye bak saldırırsa bırakın gidin burada diyor. O zaman bırakıp gidelim. Niye insanlarımız ölsün ki? Filan yapalım. Oldu mu? Böyle yürüyüp gidelim yani. Bunu 1000 yıldır, 2000 yıldır yapmayan bir millet var. Ve bu millet bunu yapmamaya devam edecek. Evet. Bunu yapmayı öğütleyenleri bu milletin içinde yeri yok. Bu kadar basit. Ben bunu bir de hocam kusura bakmazsanız bir şeyle vaktinizden çaldım biliyorum ama bir şeyle benzeştiriyorum. Bak da 1-2 yıl evvel pandemi zamanıydı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden böyle bir tane çatlak bir ses çıktı. Çatlak, bilgisiz, cahil ama cahil olduğu kadar da şımarık, züppe. Dindarlar kurtuluş mücadelesine değil padişah ordusuna destek verdi filan diyecek kadar da ya ne diyeyim ya, hödük ya. Neden? Çünkü hemen yanında Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Binnaz Toprak'ın işi vardı, merhum Zafer Toprak. Ben onun son konuşmalarından birini dinledim. YouTube'da ararken, ararsanız buluyorsunuz, karşıma çıktı. Doğrudan da böyle bir soru sorulmuş kendisine. Hem de o dediğim olaydan birkaç ay önce. Ve demiş ki adam, Kahir ekseriyeti, hatta tamamı cemaatlerin, bakın dindarlar da demiyor, cemaatlerin Anadolu Hareketi'ne destek verdi. Bu kadar açık ve nettir. Ama gözünüzde dindarları ezme, dindarlara İsrail'in Filistinlilere yaptığı muameleyi yapma varsa aklınızın bir tarafında, bu kadar hainleşebiliyorsunuz. Evet. Ve bu kadar cahilleşebiliyorsunuz. Şimdi o dönemde ne olduğuna baktım o sıralarda gene. Bu gazetede 1918'de kuruldu Akşam Gazetesi. Bizim arşivlerimizde o dönemin İstanbul'unda ne konuşuluyor? O dönemin Ankara'sına nasıl bakılıyor? Bunların hepsi var. Çünkü bu gazete Ankara'dan yana tavrını koymak için kuruldu. Ve o zaman diyorlardı ki İstanbul'dakiler, bu Mustafa Kemal diye bir paşa var, şey var, paşa da değil o zaman. Şey var, Mustafa Kemal öldürecek arkadaşları filan, insanları ölümü sürüklüyor, zaten savaştan çıktık, millet aç susuz perişan, onları şimdi düzenli ordunun karşısına çıkartıp öldürttürüyor, vatan evlatlarına zarar veriyor bu Mustafa Kemal diyorlardı. Karşılığında ne vardı? Avrupalılarla filan iyi geçinip bir süre kendimizi toparlayalım, sonra bakarız. Şimdi bugün bakın abi, bir tanesi vatan evlatlarıyla birlikte bir mücadele veriyor, birileri de dünya başkentlerini gezip oralarda kendine destek alıyor. Ne? İstanbul'dakiler vatan haini diye ülkeden kovuldular biliyorsun. Bunları Atatürk kovdu. Sonra bir kısmı yavaş 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 geri geldi. Şimdi sonra da gitti, doğrudan Atatürk'ün partisini ele geçirdi. Evet. Ben artık bu işe böyle bakıyorum. Evet. Ali Fuat Hocam, siz nasıl bakıyorsunuz? Evet, Elif Hanım, şimdi biraz önce Mustafa Bey genel çerçeveyi çizdi Gazze olayından. Şimdi müsaadenizle Gazze ile ilgili bir cümle söyleyeyim. Daha sonra da bunu bu terörle mücadeleye geçeceğim. Tamam. Şimdi Gazze'de işlenen bir insanlık suçu var. Bu insanlık suçunun kapsamında soykırımla beraber bir de kent kırım var. Bunu da kabul etmemiz lazım. Her kentin bir dokusu vardır, bir tarihi vardır, kültürel yapısı vardır. Bunların hepsinin yıkıldığını görüyorsun. Bugün Gazze şeridindeki tüm kentlerin bu dokusu, kendine has dokusu da yıkıldı. Yani camileri yıkıldı, kiliseleri yıkıldı, hastaneleri yıkıldı,
tarihi yerleri yıkıldı. Bunların hepsi de yıkıldı. Bu da bir insanlık suçu kapsamında değerlendirilir. Yani soykırım tamam insan ön plandadır. Orada bir insanların öldürülmesi, silahsız insanların öldürülmesi var ama Gazze şeridi tamamen enkaz yığını haline getirilerek bir soykırımla beraber kent kırım yapılarak toptan bir cümleyle de insanlık suçu işlenir. Bunu işleyen bir ülke var. Buna destek olan bir ülke daha var. Ülkeler zinciri var da en başında o var, fail o. Şimdi bu fail aynı zamanda bu insanlık suçunu işleyen yani kent kırım ve soykırımı yapan ülkeye destek veren bu ülke aynı zamanda bu bölgede bir vekil güç kullanıyor. PKK, PYD. Daha önce DAEŞ'i kullandı. Ve bu ülke bu ülke zamanı gelince kendisinin istediği bir zamanda ya da İsrail'in çok sıkıştığı hocam, bir durumda. Değerlendirmenize de katkıda bulunması adına son dakika var. Onu aktarayım. Siz yine hem cümlelerinize devam edin hem de bununla ilgili de MİT, PKK, KCK, Öz Savunma Birlikleri, Sözde Süleymaniye Kuzey Alan Sorumlusu, Bahasu Agros, kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Son dakikasını görüyorsunuz ekranlarınızda da. MİT, PKK, KCK, Öz Savunma Birlikleri Sözde Sorumlusu Süleymaniye, Kuzey Alan Sorumlusu Bahos Zagros kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Evet, fotoğrafları da görüyorsunuz ekranda. Buyurun Ali Fuat Hocam. Evet, bu ülke bu terör örgütünü kendisinin istediği zaman ve yerde mutlaka sahaya sürecekti. İsrail lehine sürecekti. Bugün Hakkari'nin güneyinde Hakkurt'ta meydana gelen o saldırı girişimi işte bu destek veren ülkenin istediği zaman ve mekanda gerçekleşti. Yani Türkiye'nin İsrail-Gazze politikasında savaşında burada gerçekçi bir politika izleyen, insancıl ve barışçıl bir politika izleyen Türkiye'nin dikkatini başka yöne çekebilmek, kendi iç sorunlarıyla uğraşmasını sağlamak amacıyla yapılan bir saldırı girişimidir. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri bunu bu şekilde kullandı. Bakınız ellerindeki silahlar bile değişti. Saldırıya gelen teröristlerin birçoğunun elinde Amerikan yapımı silahlar var. Daha önceden terör örgütü mensupları Rus yapımı silah kullanıldı bütün terör örgütleri. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin vermiş oldukları piyade tüfeklerini kullanıyorlar. Bu da çok ilginçtir. Dolayısıyla burada hareket ettiğimizde bu saldırı öyle rastgele yapılan, rastgele planlanmış, hava şartlarının gerçekleştiği gün hadi yapalım denilerek yapılan bir saldırı değil. Bu saldırı Hakkurt gibi bir yerde geçici üst bölgesine yapılan bir saldırı. Ne önemi var? İşte coğrafi önemini herkes bahsetti. Peki askeri ya da siyasi ne önemi var? Bakınız Kazan Vadisi diye bir vadi var orada. Ardından da Zap Vadisi var. Bu iki vadi bugün Afganistan'dan gelen, İran'dan geçen ve Kuzey Irak vasıtası Türkiye'ye sokulan PKK'nın ve PKK'nın CIA ile birlikte organize ettiği uyuşturucu kaçakçılığının da güzergahıdır. Bu üst bölgesi aynı zamanda onu da kontrol etmektedir. Bunu da mutlaka vurgulamak gerekiyor. Şimdi dolayısıyla bu Türkiye'nin terörle mücadelesi bu coğrafyada herkesin dediği gibi hani çıkıp o demli siyasetçiler müzakereyi işaret ediyorlar ama bu bölgede bu coğrafyada terörle müzakere yapılmaz. Biz Kuzey İrlanda değiliz. Biz İspanya coğrafyası değiliz. Finlandiya coğrafyası, Japonya coğrafyası değiliz. Çünkü bu coğrafyada 10 bin kilometreden gelenlerin de emeli var. Dibimizdeki çok çeşitli farklı yapıların her birinin kendi emelleri, politikaları var. Bu bölgede terörle mücadele edin. Etkin bir mücadele edin. Şimdi biraz önceki son dakika gelişmesine de hareket edersek. Evet. Geçtiğimiz günlerde mecliste Sayın Dışişleri Bakanı'nın konuşmasını yaparken milletvekilleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde, Kuzey Irak'ta sivillere zarar verdiğinden bahsetti. Sayın Dışişleri Bakanı kendi MİT Müsteşarı döneminde de yapılan
operasyonlar atıfta bunlara bunun olmadığını net bir şekilde belirtti. Ne dedi? Bizim etkisiz hale getirdiğimiz bir bütün terör örgütü mensuplarının terör örgütü mensubu değildir diye tekzip gelmedi sizden dedi. Ali Fuat Hocam bir taraftan Mustafa Bey ayrıntılarıyla okurken böyle kırmızıyla çizerek bana da göndermiş. MIT'in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla yeri öğrenilmiş. Evet. Şimdi bakınız işte bunlar çok önemli. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı yani dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti bu bölgede terörle mücadelesini yaparken bu operasyon son operasyonda da olduğu gibi hiçbir sivile, hiçbir çocuğa, hiçbir kadına zarar vermeden bunu tereyağından kıl çeker gibi buradaki bu insanları etkisiz hale getiriyor. Tarihte de böyleydi, 90'lı yıllarda da böyleydi, yine de böyle, yine böyle oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde sivillerin kanı yok. Ama Türkiye'ye bu suçu atmak isteyenler işbirliği yaptığı Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere onun destekçisi İsrail'in elinde insan suçu olduğunu, elinde sivillerin kanı olduğunu hepimiz canlı canlı seyrediyoruz maalesef. Dolayısıyla şunu da söyleyebiliriz. Bugün ben bunu her zaman vurguluyorum. Bugün demokrasiden bahseden, insan haklarından bahseden ve bunun için çeşitli coğrafyaların operasyonel icra eden Amerika Birleşik Devletleri'nin yani terörle mücadelede, terör örgütlerini bulunduğu yerde bertaraf etmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nin ki bunu 2001 yılında başlattı bu stratejiyi, gittiği coğrafyalara kan götürdüğünü, zulüm götürdüğünü hepimiz biliyoruz. Yani bugün Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Suriye'de neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki Türkiye ne yaptı? Mustafa Bey biraz önce çok güzel söyledi. Türkiye bugün 2016'da 24 Ağustos 2016'da başlatmış olduğu bu stratejiyi de bugün Suriye'nin kuzeyinde Münbiç Ovası, Münbiç Havzası oldukça önemli tarım arazilerine sahiptir. Bu bölgede Türkiye'nin kontrol ettiği yerlerde, güvenliğini sağladığı yerlerde tarım yapılıyor. Oradaki insanlar ekip biçiyor. Afrin'de, bakın Afrin bölgesinin zeytini çok meşhurdur. Oradaki zeytin ağaçları, zeytinleri köyleri topluyor. O bölgenin halkı toplayarak bunları kendi ekonomisine kazandırıyor. Okullar yapıldı. Orada fakülteler açıldı. Yani bunlar az iş değil, kolay iş değil. Ama Amerika ne yaptı Irak'ta? Hepimiz gördük. Bütün hepsini topladı, Amerika'ya götürdü orada ne kadar kendisine muhalif varsa orada zindanlarda işkence yaptı. Dolayısıyla Türkiye terörle mücadelesini insani ve vicdani olarak yürütmektedir. Ve teröristleri de onların desteklediği yani PKK'yı destekleyen ülkelerin yanı başında 500 metre 200 metre yanlarında etkisiz hale getirme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Hassas bir operasyonla. İşte siz de Mustafa Bey de biraz önce size gönderdiği mesajlar bunu belirtiyor. Yani sahaya hakim bir milli istihbarat teşkilatı var. Evet. İnanın bana örgütün içerisinde de bu konuda çok etkin olduğunu söylemek mümkün değil bu operasyonun sonucuyla. Bu operasyonun yapılış şeklinde işte buradan da onu anlıyoruz. Dolayısıyla bitmekte olan bir terör örgütü var. Kendi içerisinde kontrol edemeyen bir terör örgütü var. Bunun bu operasyonun yankıları terör örgütü içerisinde çok büyük olacaktır. Nasıl oluyor da Milli İstihbarat Teşkilatı bunu bu şekilde yapabiliyor şeklinde kendi içerisinde çok büyük yankıları olacaktır. Çözülmeler ya da başka kendi içerisinde bazı olaylara da gebedir bu. Bunu da belirtmek gerekiyor. Evet. Mustafa Bey 3 günde öldürülen terörist sayısı 56'ydı. Bu öğrendiğimizle beraber 57. Evet. Hayır şimdi burada tabii terör örgütü sızma girişimi veyahut da saldırı girişimi olduğunda eğer yeni bir bölgeyse yani sizin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol altında henüz almadığı bir bölgeyse geri kaçma fırsatı var. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri bir süredir bölgedeyse ve çevre güvenliğini de o anlamda sağladıysa, gözetleme güvenliğini ve hareket güvenliğini, hareket kabiliyetini o bölgede sağladıysa o zaman bu bir genellikle intihar saldırısı oluyor. Yani orada sis var, pus var. Hava açıldığında kaçacak delikleri kalmıyor.
Yine aynı şekilde, yine eğer böyle işte mağaralarla dolu bir bölgeyse orada ilk anda bir karşılık verilemeyebiliyor. Ama sonrasında neler yapıldığını hepimiz biliyoruz. O mağaralar defalarca, yüzlerce mağara başlarına yıkıldı bugüne kadar. Yurt içindekiler tamamlandı neredeyse. En azından şu anda tamamlanmış gözüküyor. Ve Kuzey Irak'takiler de aynı akıbete doğru ilerliyor. O yüzden devamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kaçma şansları sıfır. Sıfır. Hani kaçıp Süleymaniye'ye sığınsalar, Sincar'a sığınsalar, Kandil'e sığınsalar, başlarına MİT'in siyasıyla bombalar düşüyor. Bu kadar net yani. İlhaniye'ye kaçma şansları sıfır. Şimdi bizim bu süreçlerde önemli olan ordumuzun, güvenlik birimlerimizin arkasında durmamız. İnsanların beklediği bu. Bakın, bu saldırılardan sonra hepimiz Gazze'yi bir kenara bıraktık. Kendi başımızın çaresine bakmaya başladık, değil mi? Kendi acımızı yaşıyoruz. Zaten istedikleri şey de bu. Ama o arada 202 gün önce, dün de 30'un üzerinde sivili katletti İsrail. Hangimiz ona bağırabilecek mecali buluyoruz şu anda? Kendi acımızı yaşarken, o da bizim acımız. Ama zaten İsrail'in istediği de bu. Beni bırakın, kendi acınıza bakın. Evet. İşte bu alçaklığı, bu gayrimedeniliği, bu ilkelliği durdurmak gerekiyor. Çünkü o ilkellik, bize zarar veren ilkellik de aynı ilkellik. PKK ne yapıyor? Girdiği her yerde Müslüman, Kürt veya Arap veya dindar, Ezidi, hepsi. Bakın, dindar, Ezidi. Bunların tamamını ortadan kaldırıyor. Ya Suriye'ye sürüyor, ya Kuzey Irak'a sürüyor, ya Türkiye'ye sürüyor. Çocuklarına el koyuyor. Bunların hepsi uluslararası raporlarda yansımış bilgiler. Gazetelerde yayınlandılar. Bazen öyle var. Efendim, öyle dediğiniz ama kaynak neydi acaba? Çok zeki arkadaşım, lütfen biraz eski yazılara bakın, gazete okuyun, bir şey okuyun. Biz bunların üzerine konuşuyoruz. Her şeyi birinci sınıftan itibaren başlayıp size dünya gaz ve toz bulutuydu diye anlatmak zorunda değiliz. Birazcık eğer fikrinizin, düşüncenizin namusu varsa, ben dürüst bir adamım, ben bilmeden konuşmamaya çalışan biriyim diyorsanız, bunun için biraz emek harcayın. Yoksa her gün aynı şeyleri tekrar etmek zorunda kalırız. Aman bunlar yeni dinliyordur diye. Bunların hepsi söylendi, yazıldı. Arşivlerde var. Google diye bir şey var. 70 küsur yaşındaki annem bile diyor ki, ya gir oraya, o sana söyler diyor. Niye soruyorsun diyor mesela, çocuklar falan bir şey sorduğu zaman. Elinizdekine sorun diyor. Bu kadar ya. Oraya sorun, o size söyler. Doğru kaynaklara erişim içinde burada ben özellikle söylüyorum. Bakın, kendi adıma da, başkalarına da öyle öğütüyor. Wikipedia'ya bile bakıyorsanız, oradaki bilgileri alttaki kaynaklarını test ederek kontrol edin. Çünkü orada altta kaynak göstermek zorunda. O kaynağı da bir bakın yalnız, kaynak doğru mu diye. Ondan sonra deyin ki evet, bu benim bilgimdir. Yoksa sizin bilginiz olmaz. Benden duyduğunuzu aktarırsınız. Bunu da yapmayın. Ya da başkalarından. Onu da yapmayın. Şimdi PKK'nın bu yaptıklarının aynısını Filistin'de katliam şeklinde yapıyor İsrail. Aralarında bir fark yok ki. İsrail PKK, YPG, SDG, şu terör örgütünün 80 yıl sonraki halidir. Evet. Tamam. Çünkü 80 yıl önceki, özür dilerim. Çünkü aynı şekilde Filistin topraklarına çetelerle girmiş, kendilerinden olmayan Yahudiler dahil, kendilerine karşı çıkan herkesi öldürmüş. O dönem İngilizlere karşı bile terör yapmış. Bir terör çetelerinden oluşuyordu bugünkü İsrail'in kurucuları. Sonra onlara öt tarafı boşalttıktan sonra devlet olacağız dediler ve onlara bir devlet verdiler. Çünkü oraya yerleşmek istiyorlardı. Joe Biden'ın yıllar önce söylediği bir söz sosyal medyada çok dolaştı, videosu. Dedi ki, diyor ki, daha genç hali, gene senatör,
İsrail kurulmasaydı da biz orada bir İsrail kurardık. Neden? Çünkü orada bize bir tane karıştırıcı terör devleti lazım. Enfekte edecek etrafı. Orayı istikrarsızlaştıracak. Oranın zenginliğine mani olacak. Güçlenmesine mani olacak. Çünkü onlar güçlenirse bizim bir güç olarak oraya girmemiz zor. Zayıf olacak ki. Biz bir güç olarak oraya girelim ve orayı kontrol altına alalım. Yaptılar mı? Yaptılar. Aynı şey Avrupa'da oldu mu? Almanya'nın bir güç olmasına izin verildi. Ondan sonra da durun ben sizi kurtaracağım diye Amerika girdi, Avrupa'yı kurtardı. Sonra ne oldu? Tamamen ele geçirdi. Irak'a da sürükledi, Afganistan'a da sürükledi. Her yere sürükledi kuyruğunun dibinden. Şimdi de İsrail'i sürüklüyor. Ve Avrupa ahlaki üstünlüğünü, bırak ahlaki üstünlüğünü, ahlaki değerini kaybetti. Şimdi Avrupa insan hakları öneriyor. Kim öneriyor? Sen mi öneriyorsun? İsrail'e amasız fakatsız destek veren sen bana insan hakları öğretiyorsun öyle mi? Yürü git diyorlar Avrupa'ya. Avrupa kendini tüketti. İlkeler tükendi. Ahlaki değerler tükendi. Hepsini İsrail'e gitti gömdü. Neden? Çünkü güvenliğini Amerika'ya ihale etmiş. Kime güvenliğinizi ihale ediyorsanız bedelini egemenliğinizle ödersiniz. Özgür karar veremezsiniz. Peki bu ne zaman oldu? Bakın ne zaman oldu? Avrupa bir yıl önce bu olsaydı, İsrail bunu yapsaydı Avrupa özgür karar verebilirdi biraz daha. Ama ne zaman Rusya tehdidiyle savaş anlamında karşı karşıya kaldı? Tam da o zaman burası oldu. O zaman dedi ki eyvah, güvenliğim bu kadar saldırı altındayken hiç özgür davranamam. Ve özgür davranamıyor. Dün Alman von der Leyen'e, ki Avrupa Birliği'nin başbakanı pozisyonu var kadının, ne dediler kürsüden? Bayan soykırım dediler ya. Bayan soykırım diye bir Alman yetkiliye söyleniyor. En son bay soykırım dedikleri adam kimdi? Hitler. Şimdi dünyanın geldiği yere bakar mısınız? Onun için burada ne kadar özgür düşünebiliyorsanız o kadar özgür davranabilirsiniz. Avrupa özgür düşünmeyi de unuttu. O yüzden davranış da geliştiremiyor. Bakın biz tamamen özgür müyüz? Cebimizde para dolu mu? Yok. Silahımız, uçağımız, mühimmatımız, bilmem neyimiz böyle gani mi? Yok değil. Hepsi sınırlı. Hepsini olabildiği kadar kendimiz üretiyoruz ama hepsi sınırlı. Ama düşüncemiz özgür. Yüreğimiz özgür. Biz ezelden beri hür yaşamışız, hür yaşayacağız. Evet. Şimdi bunun dışında bir şey kabul etmiyoruz. Efendim boyumuz nereye kadar yetiyor da kabul etmiyoruz? Boyumuz yetmeyebilir ama yüreğimiz yetiyor. Şimdi bu memleketin içerisinde bazen boyumuzun ölçüsüyle yüreğimizin gücünü hesaplamaya, ölçmeye kalkışanlar var. Efendim neyimize güveniyoruz da bunu yapıyoruz? Kendisinin ölçülebilir şeylere güvenin, ölçülebilir şeylerin dışında güvenilecek hiçbir şey yok adamın. Maddi şeylerin dışında güvenecek hiçbir şey yok. Parası varsa, silahı varsa kendine güvenecek. Yoksa bu memlekette cesaretin, yiğitliğin, gücün yürekten gelen bir şey olduğunu, silahtan gelen bir şey olmadığını, paradan gelen bir şey olmadığını anlayanlara, bilenlere vatansever diyoruz. Onun dışındakiler ya para sever ya silah sever. Onun dışındakiler, hani böyle vardır ya şımarık zengin çocukları, tırnak içinde söylüyorum bunu. Bir model tarif edeceğim de bir sürü bizim genç tayfa da farkına varmadan o modele girdiği için üstüne alınmasın diye söylemiyorum ama böyle şımarık zengin çocuğu modeli vardır. Herkes bilir onu. Efendi adamlar bilir. Onlar o model. Onları elinden aldığınızda bakarsınız kuzu olmuş böyle. Evet. Stratejist Cüneyt Paksoy da bizimle beraber. Cüneyt Paksoy, günaydın. Hoş geldiniz Analiz Sentez'e. Günaydın Elif Hanım, günaydın Mustafa, günaydın Ali Fuat Hocam. Günaydın Cüneyt. Günaydın, günaydın. Analiz Sentez'in en zor tarafı bu, ağır konuları konuştuktan sonra işte tabii ki biraz önce Mustafa Bey dedi parayı ve silahı. Parayı da silahı da zerre sevmiyorum ama parasız ama da böyle ne değil. Yazık şimdi ki. Şimdi tabii ki ve onlar bize karşı kullanılıyor. Evet. Ben size söyleyeyim yani şimdi İsrail ve avanesi
Yani biz İsrail Gazze'ye bakmayalım diye terör örgütünü nasıl palazlandırıyorlarsa, yeniden bir kışkırtıp üstümüze salıyorlarsa, aynı şeyi parayla da yapıyorlar. Bunu Cüneyt muhtemelen konuşurken fark ederiz, dilinde tüy var onun. Bunları anlatıp duruyor zaten. Bu işler nasıl olur? Ha, sizin buna müsait olmamanız lazım, ayrı bir bahis. Cesaretiniz, gücünüz filan var. Yani fakat onun da bedava yiğitlik de yapmayacaksınız. Elinizin altında da bir bakın, biz savunma sanayi niye güçlendirdik? Şimdi niye biraz daha gücümüz yerinde? Neden senede 30-40 defa, haftanın her günü değil de senede bir defa bu acı olaylarla karşılaşıyoruz? Ve hala karşılaşıyoruz ama ayrı. İşte bunun için. Ama benzer şekilde bir parasal, finansal silahımız var mı? Güçlü müyüz? Ben yeni yönetimle, yeni ekonomi yönetimiyle ilgili bir şey söylemiştim. Kafalarında şu var. Cüneyt, muhtemelen sen de belki duymuşsun, kulağına gelmiştir. Kafalarında şu var. Biz, dünya iyi bir yere gitmiyor. Sürekli bir takım krizler falan var. Pandemi krizi, Rusya krizi, bilmem ne falan, enerji krizi falan. Gıda krizi, her şey üst üste geliyor. Yarın daha büyük bir kriz, bir Çin-Amerika krizi gelirse bizim orada sağlam durmamız lazım diyor ekonomi yönetimi. Evet. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu stratejik bir bakış açısı. Evet. Diyor ki yarın daha sıkıntılı bir duruma geleceğim. Cebimde param, nakitte param ve kendi yatırımlarımı, ekonomimi döndürecek sermaye birikimim olması lazım. Evet. Kredi, kendi kredimi kendim döndürebiliyor durumda olmam lazım. Kolay mı bu iş? Zor. Ama mümkün mü? Evet, mümkün. Neden? Çünkü yapan var. En azından hedefimiz bu. Oraya kadar ne kadar mesafe alırsak o kadar kendimizi güvende hissederiz. Şimdi Cüneyt Vaksoy'la o kısmı için devam edeceğiz. Lütfen. Ama öncesinde Ali Fuat Hocam bir soru yönelteyim. Şimdi Ali Fuat Hocam, aslında siz deminki soruya da biraz Gazze başlığıyla başladınız. Şimdi sivillerin saldırıda hayatını kaybetmesinin dışında sağlık sistemi artık çöktü. Tedavi hizmetinin sürdüğü son hastane olan El Ehli Baptiste devre dışı kaldı. Valla hem hayatını kaybedenlerin sayısını ifade ederken çok zorluk çekiyorum, çok büyük bir icap duyuyorum. Hem de Netanyahu'nun sözlerini burada böyle aktarırken, en son bunu söyledi derken çok büyük icap duyuyorum. Savaşı önümüzdeki günlerde derinleştirerek sürdüreceğiz diyor. Bu savaş uzun olacak ve sona da yakın değiliz diyor. Bunun da değerlendirmesini sizden kısa alayıp hemen Cüneyt Baksoy'a dönelim. Evet Elif Hanım, işte bu savaş başladığında bunun işte Hamas'ın saldırılarını bahane ettiklerini söylemiştik. Yani bu bir bahaneydi, Hamas'ın saldırıları. Zaten kendileri de bunu yapacaktı. Bu savaşı başlatacaklardı ki küresel sermaye öyle istiyordu. Küresel sermayenin tamamen amacı bu bölgede Gazze şeridini ortadan kaldırmak, Gazze'ye hakim olan Hamas'ı ortadan kaldırarak kendilerini yapacakları ticaretin en güvenli halde gerçekleşmesini sağlamaktı. Hem Kızıldeniz'den gelen yeni bir boğaz ya da işte koridor açma istekleri, hem Hindistan'dan gelen ticaret yolunun güvenliği buradan geçiyordu ve bu bölgeden, İsrail topraklarından, Ürdün'den girip de İsrail topraklarından geçen bu hattın güvenli hale gelmesi gerekiyordu ve bununla ilgili olarak da bu plan küresel sermaye tarafından Pentagon'a iletildi. Pentagon planları yaptı. ABD'nin siyasetçileri uyguluyor. İsrail de bunun maşası, vekil ülkesi. Burada ABD'nin ya da işte küresel sermaye her dediğini yapan bir ülke durumunda. Dolayısıyla her ne kadar Amerikalı siyasetçiler, Birleşmiş Milletler çaba sarf etse de, yani Amerikalı siyasetçiler çaba sarf etmiyor, yanlış söylemeyelim. Çaba sarf ediyormuş gibi gözükse de küresel sermaye onlara talimat vermediği sürece onlar da sadece tarih önünde kendilerinin yargılanmasını, kendilerinin de bu sürece dahil edilmesini önüne geçebilmek için cılız açıklamalarda bulunuyorlar. Kendilerini kurtarma çabasındalar. Ama bu yetmez. Yani siz söylemsel bazdan eyleme geçmediğiniz sürece buradan kurtulamazsınız ve buradan mutlaka siz de tarih önünde bu konuda hesap vereceksiniz. Yoksa dediğimiz gibi cılız söylemlerle buradan kurtulmanız mümkün değil. O zaman eyleme geçeceksiniz. Orada acil durum yetkisini kullanarak
para göndermeyeceksiniz. Oradaki savaş gemilerini geri çekeceksiniz. O zaman biz de size inanacağız diyebilirim ben. Evet, Cüneyt Paksoy, sözü size bırakayım. Şimdi yılın artık son haftası, hem küreselde hem içeride ki durumu değerlendirmek isterseniz bir önce muhtemelen konuştuklarımıza eklemek istediğiniz bir şey varsa onu almak isteriz. Yani tabii ki sevgili Elif, öncelikle yaşadığımız süreçte bir kez daha kaybettiğimiz şehitlerimize rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yani Türkiye'nin maalesef en hassas olduğu konulardan biri bu ve yani geçmiş dönemlerden baktığımızda da maalesef bizim bu acıları yaşadığımız süreçler belli zamansal döngülerle de örtüşüyor. Yani orada hep bir terör var evet, ama maalesef etkin olduğu ya da aktif olduğu dönemler, Ali Fuat Hocam da bakıyordur, Mustafa da bakıyor. Hep bazı olayların karar aşamalarında veya bazı süreçlerin önemli dönemeçlerinde oluşuyor. Yani bu artık tek taraflı bir terör eylemi olmaktan da çıkmış durumda global ölçekte bana göre. Bu işin bence altyapısında farklı dinamikler de var. Zaten konuşuluyor. Ama dediğim gibi biz öyle ya da böyle kararlı bir milletiz. Bağımsızlığımıza düşkün bir milletiz. Her anlamda, askeri anlamda da, ekonomik anlamda da bağımsızlığımızı ilerletmek yolunda, azimle, Cumhuriyetimizin 100. yılında azimle yolumuza devam edeceğiz. Ve elbet bir gün bu terör süreci de inşallah bizim bu kararlılığımızla ortadan kalkacak diye umuyorum. O şekilde başlayabilirim. Net olarak da şunu söyleyeyim, yani bununla ilgili senin ekonomik sorularına geçmeden önce, maalesef global ölçekte Mustafa'nın dediği konu çok önemli. Dilimizde de hakikaten tüy bitti bitmedi ayrı mesele de, yani tırnak içinde. Bu işin maalesef bir ekonomisi var. Ali Fuat Hocam da bakıyordur kendi dinamikleri içinde. Dünyadaki en önemli süreç savaş ekonomileri üzerinden gider. Yani bir risk varsa, dünyada bir kriz varsa, dünyada bir sorun varsa arka planında maalesef savaş ve silah endüstrisi ya da lobisini görürüz. Hatta biz bunu daha önce de anlattık. 29-30 buhranının öncesine gittik. Pandemi dedik. Birinci Dünya Savaşı bitti dedik. 29-30 buhranı Amerika'da başladı dedik. Avrupa'da yaşanan ekonomik bunalımlar 29-30 buhranı sonrası, Almanya gibi bir dev ekonomi ortaya çıkarınca güçler arasındaki denge problemi orada da İkinci Dünya Savaşı'nın tetiklenmesine yol açtı dedik. Neticede kurtarıcı olan o dönemde Pearl Harbor'ı öyle ya da böyle yaşayan, devamında hem Avrupa'ya, hatta Japonya'ya da maalesef nükleer silah atarak savaşı sonlandıran Amerika oldu. Müttefikleriyle birlikte Almanya'ya karşı zafer kazanarak. Bakıyoruz şimdi gene maalesef dünya ilerledi diyoruz. Zihinsel dönüşüm diyoruz. Teknoloji diyoruz. Hümanizm diyoruz, ama bugün çocukların öldüğü bir dünyada bunların hiçbirinin kaydi yani söylemsel etkisi dışında kaydi bir değer taşımadığını, dünya için bir anlam taşımadığını, Birleşmiş Milletler dahil hiçbir örgütün bu sürece tam olarak müdahale edemediğini görüyoruz. Bu da önemli, ama şunu görüyorum, buna da seviniyorum. Halkların bir tepkisi var. Yani doğudan batıya halkların bir tepkisi var. Belki de sosyal medyanın kurulduğundan itibaren en büyük faydası bu. Artık bir zulüm varsa bu zulüme karşı ses olma adına sosyal medyanın, dezenformasyondan bahsetmiyorum,
reel habercilikten bahsediyorum. Reel yayınladığı haberlere insani vicdanın harekete geçtiğini görüyorum. Bu da hükümetleri zorlayan bir süreç oluyor. En başta da Avrupa'da, birçok ülkede, dünyada hatta birçok ülke, hatta Amerika'da bu işin merkezi diye konuştuğumuz İsrail'in en büyük destekçisi olarak şu an gözüken Amerika'da bile bu böyle. Bu da belki de bu dünyanın bu acılara rağmen kazanımı diyelim. Ve buradan bir umut besleyelim. Son olarak da şunu söyleyeyim. Amerika Dışişleri Bakanlığı ya da Amerika'dan gelen Türkiye'ye yanınızdayız, NATO içerisinde müttefiyiz ve teröre karşı yanınızdayız söyleminin altını doldurmaları PKK, PYG, YPG, PYD denklemini artık bizim önümüzden kaldırmakla samimiyet ifade edebileceğini de kendi adıma belirtmek isterim. O yapı orada durduğu sürece gelen hiçbir destek özrü sahada net anlam ifade etmiyor. Şehitlerimizin acısı da dinmiyor. Geçelim o zaman tam anlamıyla ekonomi konusuna. Şimdi geçen hafta da çok hareketliydi, ondan önceki haftada. Çünkü hem küresel piyasalarda yılın son faiz kararlarını öğrendik. Geçen hafta da Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararını öğrendik. Bir taraftan işte yılın son günlerine yaklaşırken gerileyen bir borsa var. Dün %3,87 değer kaybıyla 7.264 puandan tamamladı günü. Orada borsa neyi fiyatlıyor? Borsadaki görünüme ilişkin beklentinizi de almak istiyorum. Yabancı yatırımcı sayısında artış görmeye başladık mı? Çünkü çok ciddi bir bununla ilgili göreve geldiğinden bu yana Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ciddi yürüttüğü çalışmalar vardı ki 11 Ocak'ta da New York'ta Merkez Bankası'nın ilk yatırımcı toplantısı gerçekleşiyor olacak. Sizden böyle genel bir 2023 sonu ve 2024 beklentisi değerlendirmesi alalım. Şimdi sevgili Elif, Kasım toplantısında ilk adım attı FED. Aralık ayında netleştirdi ve bence bu senenin iyi bitmesinde FED'in rolü çok büyük. Yani tabiri caizse piyasaları ipten aldı. S&P 500 endeksi 4100'lere kadar gerilemişti. 600 günlük ortalamasıdır 4100'ler. DAX endeksi 14.500'lere gerilemişti. O sırada ABD tahvilleri 2 yıllık ve 10 yıllık olarak bakıyorum. 5 yıllık ve 30 yıllık, hatta 3 aylık da var ama 5'lerin üzerine çıkan bir ABD tahvil kompozisyonu vardı. Bu büyük bir risk oluşturuyordu. Hem Amerika için hem dünya için. Dolar endeksi 107 sınırına gelmişti. Bir kez daha 110 ve üzerine taşma ihtimali belirmişti teknik olarak. İşte bütün bu süreci pozitif tarafa çeviren FED oldu. Ve FED özellikle Aralık ayında piyasanın istediği ve beklediği cümleyi de ifade etti. Başkan Powell faiz indirimini tartışmaya açtık dedi. Hatta sen de çokça işlemişsindir konuklarında. FED'in ilk defa nokta grafiklerde 3 faiz indirimini 2024 için beklenti olarak ortaya koyduğu bir toplantı oldu, Aralık toplantısı. Ve bu piyasalara ciddi bir marj verdi. ABD tahvilleri geriledi. Şu an 10 yıllıklar 4'ün altında, çok önemli ki benchmark. Borçlanma maliyetleri adına da dünya ölçeğinde bir benchmark. 2 yıllıklar ki 5.40'lara gelmişti, benim için çok önemli. Piyasanın riske bakışını da gösteriyordu. Artı 2 yıllıklarla 10 yıllıklar arasındaki makas bir anlamda resesyon beklentilerini de gösterir. O da 4.5-4 bandına geldi. Hala makas var ama önümüzdeki dönemde illa bir noktada kapanacak. Ama ne değişti söylem dışında? Henüz eylem yok. Yani piyasa evet yılı iyi bitiriyor. S&P bu arada 4100'ler 4800'lere geri dönüş yaptı. DAX endeksi, ki bu iki major endeksi özellikle söylüyorum, global borsa görünümü adına bunlar önemli benchmark endeksler. 14.500 16.500-17.000 bandına geri dönüş, rebound gösterdi. Oldukça önemliydi. MTA'larda ciddi hareketler
başladı. Ki demir cevheri bugün aylardır görmediği fiyatı görüyor an itibariyle ekranımda. Birçok emtia yukarıda. Bir tek dengede olan, o da Amerika'nın baskısıyla ve dengesiyle petrol. Yani normal şartlarda petrolün de biz yukarıda olmasını bekleriz ama en beklemediğimiz, değil mi? Aynen. Bu bir iyi haber ama en azından uzun bir süre daha 85-87 dolar gibi bir eşik aşılmadan Brent petrol fiyatlaması devam ederse enflasyon için, global enflasyon için faydalı olacak. Merkez bankalarının eli rahatlayacak, piyasalar rahatlayacak. Ha, OPEC Plus bundan şikayetçi olur olmaz, o işin bu tarafı. Şikayetçi olmaları da pek bir şey ifade etmediğini piyasada şimdilik görüyoruz ilginç bir şekilde. Kızıldeniz'e rağmen yaşanan Körfez'deki sürece rağmen petrol fiyatları o kurumların beklediği 100 dolarlara gitmedi. Çünkü Amerika artık seçim yılında ve Amerika'nın seçim yılında özellikle benzin fiyatlarına çok duyarlı bir tüketicisi var ve bunların her biri bir seçmen. Ve enflasyon gibi bir süreci de etkileyen bir faktör, önemli bir enerji emtiyası. Onun yüksek kalmaması gerekiyor olabildiğince tabii. Ve şu an onu yaşıyoruz. Bu Türkiye için yalnız tabii olumlu haber. Özellikle Avrupa Merkez Bankası da bu yönde. Fakat Avrupa Merkez Bankası'nın sorunu çok daha fazla. Çünkü ABD ekonomisi göreceği büyüme işsizlik tarafında, Avrupa ekonomisinde teknik resesyona yakınlık var biliyorsunuz sevgili Elif. Ve Lagarde'ın ve ekibinin işi biraz daha zor olacak orada listeleri dengeleme adına. Ama iyi bitiriyoruz ama bu şükür emek değil, 2024 tamamı geçecek. Hayır, aksine volatil bir yıl bizi bekliyor. Birçok risk başlığı devrederek giriyoruz. Yani ABD için gerginliği daha fiyatlanmamış bir risk. Onun ticari noktada ve diğer noktalarda ulaşacağı sonuçlara bakacak, mevcut jeopolitik risklere bakacak dünya, emtia fiyatlarını yakından izleyecek, enflasyon seyrini hakikaten düşüyor mu? Fed ne zaman faiz indirecek? En erken Mart deniyor. Mart toplantısı çok önemli ama Mart'a kadar bir zaman kazanıldı yeni bir siyah kuğu gelmedikçe. Benim beklentim ne söyleyeyim? Yılın ikinci yarısına itibaren ancak FED indirim sürecini daha net konuşabilir açıkçası. Mart'ta yapıyorsa ya bizim bilmediğimiz bir şey vardır ya büyük bir riske karşı bunu yapıyordur. Çünkü iki tane önemli grafik var. Oradan hemen bize geçeyim. Birincisi bankacılık sisteminin verdiği krediler ilk defa uzun bir süreden sonra 2008 krizi benzeri önemli geri çekilme göstermiş durumda sevgili Elif. Özellikle hem ABD merkezli hem global ölçekte. Yani banka sistemi asıl işlevi olan kredi verme mekanizmasını çalıştırmıyor, çalıştıramıyor. Niye? Hem talep yok, talep olsa da faiz yüksek. İşte bu soruna karşı bir çözüm gerekiyor. İkinci grafikte kredi kartları, özellikle küçük orta ölçekli kredi kart döngüsünde geri ödenmeme, temerrüte düşme problemleri belirmeye başladı. Bu da uzun süredir görülmeyen bir efekt sevgili Elif. Şimdilik en büyüklere sirayet etmedi. Zaten etmesini beklemeyiz, o zaman kriz gelir demek. Ama bu rakam, yani tüketicilerin aldıkları kredileri sadece kredi kartı olarak düşünme, geri ödeme problemleri olursa bu da faiz indirimlerinin hızlanması için bir sebep olabilir. Çünkü ucu finansal bir krize, bankacılık, yeni bir bankacılık krizine evrilebilir. Bu iki grafiği de özellikle belirtmek istedim. Ama yine dediğim gibi merkez bankaları kontrolünde bir yıl olacak. Bize gelince çok önemli, Mustafa'nın söylediği gibi yeni politika setinin birkaç amacı var. Birincisi enflasyonla mücadele. Bunun üzerine basa basa söylüyoruz. Sayın Merkez Bankası Başkanımız da söylüyor. Sayın Hazine Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek de söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan da bunu defaten, birçok defa enflasyonla mücadelede kararlılığın önemli olduğunu ve bu politikaların sonucunu almanın zaman istediğini biraz
sabıra gerek olduğunu ama yolun sonunda bu enflasyonun böyle ya da böyle düşeceğini söylüyorlar. Politikalar da buna uygun politikalar ama yanına da şunu ekliyor sistem yeni dönemde. Ekonomik büyümeyi motive edecek, başta ihracat olmak üzere selektif kredi olarak nitelendirdiğimiz üretime bağlı süreci de desteklemek amaçlı politikalarda masadan kalkmıyor. Yani bir şekilde krediye ulaşmaları için 2024'te sistem biraz daha fazla çalışacak. Bir de yapısal reform süreci bekleniyor. Sanıyorum yeni yılda meclisin biraz fazla çalışacağını düşünüyorum kendi adıma. Birçok konuda yeni yani kulağıma gelen de var. Özellikle vergi noktasında yapılan çalışmalar. Bu yeni vergi olarak düşünülmemeli. Vergi sisteminin sadeleşmesi ve kayıt dışı ekonominin kayda alınması noktasında çalışmalar var. Tarım üzerine zaten uzun sürede çalışmaların bu sene realize olmasını bekliyoruz. Ticaret Bakanlığı ukdesinde yapılan denetimlerin artması sahada da enflasyonla mücadelede fiyat mekanizmasını önemsiyoruz çünkü sahadaki karşılığı olarak fiyat mekanizması otomatiğe bağlanmış sistemden normale dönmeli. Bir miktar döndü ama bu tamamıyla dönmeli. Bu sadece sıkı para politikası uyguladık, tüketim azaldı, buna bağlı olarak fiyat geri çekildi şeklinde değil. Hizmet sektörünün de uyguladığı fiyat politikası noktasında market, çarşı, pazar ve hizmet sektörü uyguladığı fiyat mekanizmasının da dengelenmesi topyekun enflasyonla mücadelede önemli. Biz yılın ilk 4-5 ayında tepe yapıp yılın ikinci yarısına itibaren dezenflasyon sürecine bağlı olarak 36-42 gibi bir yerde enflasyonu dengelemeyi umuyoruz ve şu an geldiğimiz itibariyle politika faizinde bir reel faiz verme sürecine önden yüklemeli ulaşmış durumdayız. Ben Merkez Bankası'ndan bir adım daha bekliyorum Elif. Cüneyt Aksoy, Merkez Bankası'ndan bir adım daha bekliyorum cümlesinde siyaset bilimci doçent doktor Ali Fuat Gökçe hocamın bir toplantısı var. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için hocam, katkılarınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Hocam. Teşekkürler. Buyurun lütfen devam edin. Ben de devamında bir de onu eklersen hiç şey yapmadan çünkü tamam. Bugün program evet, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı evet. Devlet Bahçeli bizim 4. program konuğumuz. Evet. Çünkü onun şeyi başlıyor. O yüzden kısa kesiyoruz. Bir şey eklersen Cüneyt arkasına bizim yeni dönemde biraz tahvil satışı yeniden hani borç çevirme sırasında yeni tahvil ihracı mevzu bahis olacak diye bir haber okumuştum geçen hafta gazete ekonomi gazetelerinden birinde 24 milyar veya 28 milyar dolar civarında o süreç bu faizleri olumlu mu etkiler olumsuz mu etkiler onu da merak ediyorum. Güzel bir soru, tam da oraya geliyordum sevgili Mustafa. Süper. Yani biz birlikte yayın yapa yapa birbirimizin de hale geldik diye. Gelişinin kokusunu aldım ha. Netice itibariyle ben bir adım daha bekliyorum ve 45'lerde dengelemesini, politika faizini, ondan sonra global şartları, hani merkez bankaları faiz indirecek mi başta FED, nasıl bir global ortam olacak, bizim kendi dinamiklerimiz nasıl oluşacak, seçimden sonraki süreç nasıl işleyecek ve enflasyonda kazanımlar bu adımların geri dönüşü nasıl olacak, onu takip edecektir Merkez Bankası. Ve burada kazanımları masaya koyarsak bu politikanın uygulandığı andan itibaren bugüne gelene kadar CDS'lerimiz seçim öncesi ve sonrası depremle birlikte 900'lerden 300'lerin altına geldi. Bu ciddi bir kazanım. Yani CDS dediğimiz Credit Default Swap dediğimiz o sigorta mekanizması bizim riskimizi gösteren tahvillerimizi özellikle sevgili Mustafa fiyat sigorta primini gösteren o endeksin aşağı gelmesi bir kere çok kıymetli bir. İkincisi gelen tüm raporların tonu değişti. Kredi Değerlendirme Kuruluşlarından da önemli kurum ve yatırım bankaları tarafından da servis edilen
tüm raporlarda Türkiye'ye bakışın tonu olumluya döndü. Bu da önemli. Şimdi senin dediğin konu şu, JP Morgan bir rapor yayınladı ama ondan önce BNP Paribas, Deutsche Bank, Bank of America gibi önemli kurumlar 2024 için Türkiye'yi direkt gösterdiler ve dediler ki tahvil getirileri artık uygulanan politika ile birlikte rasyonel bir seviyeye geldi. Bu da fırsat teşkil ediyor yatırımcı için. Evet. Bu da Türkiye piyasasını öne çıkaracak dedi. Bu çok önemliydi. Çünkü ilk defa biz 20 sene sonra 26-28 bandını politika faizinde ki artışla birlikte gösterge tahvilde açtık ve 30-50 bandı içinde bir fiyatlama tahvil için hem yabancı hem yerli yatırımcı adına bir fırsat demek oluyor. JP Morgan da dedi ki ciddi bir borçlanma trafiği var evet ama bunu borçlanırken rahat borçlanacaktır Türkiye ve borç çevirme rasyosu hem yüksek kalacak ama CDS'lerin düşmesi, ABD oynakların düşüyor olması bunların evet. toplamında Türkiye'nin kendi ait risk priminin de düşecek olması artık onların üzerinde değil, onların altında hatta 8'lerin altında bir borçlanma maliyetiyle Türkiye'nin borcunu çevirmesi anlamına gelecek sevgili evet. Mustafa. Ve bir cevap daha vereyim. Evet son cümlenizi alayım çünkü dönmemiz gerekiyor. Borsa çünkü çok farklı bir noktada. Evet. Yetişemedik demek ki. Evet. O zaman şöyle söyleyeyim yani evet borsa şu an geride ama bütün bu olumluluğu fiyatlanmasını ben 2024'te göreceğimizi düşünüyorum borsa tarafında da ve 11 Ocak dediğin deadline sevgili Herif önemli bir start olabilir yabancı yatırımcının daha fazla gelmesi ve yerli yatırımcının daha aktif olması adına. Çok teşekkür ediyoruz. Stratejist Cüneyt Paksoy ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu Cüneyt. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için analiz sentezi noktalıyoruz ama 15 günlük bütçe maratonu sona erdi. Tekrar grup toplantıları başladı. Yılın son grup toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuşuyor. Dinliyoruz, kulak veriyoruz.